Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mafia 2'de Definitive Edition'da değiliz. Mafia 2 orijinal versiyonundayız. Şu anda arkada çalan müzik, soundtrack zaten çok harika bir soundtrack. Gerçekten anılarım canlanıyor her seferinde o şu müziği duyduğumda. Definitive Edition'da neden değiliz diye soracak olursanız şöyle bir sıkıntı var. Yüklediğim Türkçe ama Definitive Edition'da oyunu Türkçe yapıyor fakat DLC'leri Türkçe yapmıyor. Öyle bir olay var. Çok pardon. Yanlış yere bastım. Evet, bunlar zaten inmiş versiyonlar. Ben yanlışlıkla bastım. Şu ikisini oynamayacağım. Yani şu iki kısmı oynamayacağım. Zaten şu iki kısma dair hiçbir şey de hatırlamıyorum. Çünkü ben Mafia 2'nin ek paketlerinde hepsini birer kere oynadım diye hatırlıyorum. Daha başka da oynamadım. Joe'nun maceralarında bile inanın hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü gerçekten oynamadım. Ben sadece hikayeyi bitirip bırakıyordum Mafia'yı. Arada bir böyle hani bir depreşir ya duygular. Ya bir oynayayım hadi bir tekrardan şey yapalım. Vardır sizin de o şekilde düşündüğünüz, düşünüp de oynadığınız oyunlar. Geçmişte dahi olsa. Hatta bunların arasına ben Crysis'i bile dahil edebilirim. Crysis'te 1, 2, 3 dahil olmak üzere. O oyunu da belki 3 kere ya da belki 5 kere bitirmişliğim var. Çok pardon, müsaadenizle bir su içeceğim. Videoya başladığım zamanlarda her seferinde bir çatallaşma oluyordu sesimde. Yani bu çatallaşma niye oluyor bilmiyorum. Normal zamanlarda da tabii ki oluyor ama özellikle videoya başladığımda direkt oluşuyor. Neyse, bir giriş yaptıktan sonra şimdi artık yavaş yavaş onun maceralarını atılalım. Şöyle ben bir girdim. Buradaki olay sadece Türkçe yamanın çalışıp çalışmadığını görmekti. Çünkü Definitive Edition'da bir olayımız vardı bizim şeyle ilgili. Bazı altyazılarla ilgili. Undefined Text diye yazıyordu. Yani bilinmeyen metin şeklinde gözüküyordu bazı yerler. O sanırım ki o versiyondan kaynaklıydı. Burada da bir giriş yaptım ki hani acaba bir sıkıntı var mı yok mu görmek amaçlı. Aynı zamanda şeyi hatırlıyorum sadece. Joe'nun maceralarının başlangıç kısmında o hatırlarsanız Vito böyle hani sallana sallana merdivenden iniyordu ya, polisler alıyordu işte kafasını ezip arabaya sokuyorlardı. Şey muhabbetinden kaynaklı. Henry bize benzin kartlarını sattırmıştı hani. Onu hatırladınız siz aynen. Ondan sonra onun muhabbetini hatta hapise girdiğimiz dönem, hapiste olduğumuz dönem kısmı o Joe'nun maceralarını oynayacağız diye hatırlıyorum ben. Yani biz hapisteyiz. O ara kısımda Joe neler yaptı onları göreceğiz birazdan. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradan yeni oyun diyeceğiz biz. Orta diyelim, orta güzeldir. Başlangıç kısmında nasıl oluyordu? Ha, okey. Joe yatakta zaten. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Pencereden Vito'yu görecek vesaire diye başlıyor. Hadi izleyelim beraber tekrardan. Ve tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Ben de bu sırada biraz sesi açayım kendimde. Evet, Küçük İtalya, 26 Şubat 1945. Tanık. What the hell? Evet, tam da bu sahne. No, no, fuck! Everything all right, baby? This is Freddy's. It's Joe. Henry there. Hey, Joe. Nah, Henry ain't here. Shit. But Luca's looking for you. Hold on a sec. Barbaro, where the hell are you? I'm home. Listen, Vito just got pinched. That's why I... Already? Shit. All right, shut your mouth and listen. You remember that thing that Vito did with the gas stamps, right? We just heard that somebody decided to squeal. Who was it? Some guy who works at the gas station. Benziciler. Vito bunu söylemişti zaten hapse girdiğinde. No, you won't. You're just gonna send him a message for now. Let him know who he's fucking with. He ends up in a wheelchair, fine. But don't kill the guy. That's heat we don't need. Got it? Yeah, I got it. You better. Come by the bar when you're done. Fuck! God damn it. Where the fuck are my pants? Pantolonun muhtemeldir ki burada Joe. Senin elbiselerini hiç burada görmedik ama da bakalım nelerin var. Başka bir şeyin yok. Evet, sıradan takım elbisen, yağmurluğun var. Ya açık konuşmak gerekirse Definitive Edition'la Mafia 2 Klasik arasında ben hiç bir grafiksel fark görmedim. Zaten bunu da
o seriye başladığımızda da dile getirmiştim. Hiçbir fark yok. Hatta Mafia 2'nin orijinal versiyonu, klasik versiyonu gözüme daha hoş geliyor açıkçası. Bilmiyorum yani siz ne dersiniz bu konuda emin değilim ama John Nev tabii daha değişmedi. Çünkü daha zamanı gelmedi. Heard you last night with that floozy. I ought to call the cops. You're just jealous. In your dreams, pal. Sen bizim teyzemize baksana ya. Sen bizim teyzeye bak ya. Hatırlıyorsunuz değil mi bu teyzeyi? Her yerde temizlik yapan teyze bu. Abi şunu bir kere daha gördüm ya. FPS. Evet. Şimdi. Olayımız benzinciye gideceğiz. 500 bin papel. Hatta 500 bin olmaz mı? 500 papel diyelim biz ona. Ya papel niye diyorsak 500 dolar ya. Ne diyorsun ya? Böyle bir araç mı vardı? Bu Vito'nun savaş dönemindeki araçlara benziyor. Clover Empire, Roller. Ha bak böyle bir araç. Ne diyorsun ya? Joe'da böyle araç mı varmış ya? Şunu bir al. Jefferson Futura. İtalyanca herhalde. Hani bir şey var orada. Kayma var. Futura. Geleceğin arabası. Öf. Yalnız acayip durmuyor mu ya? Cidden acayip duruyor. Böyle bir arabaya bindim mi? Onu bile hatırlamıyorum ama ilk defa biniyorum sanırım. Daha önce bindiğimi hiç hatırlamıyorum. Abi çok acayip duruyor lan. Uf son anda sıyırdık. Oğlum hiç 1940'lı yılların aracı olarak gözükmüyor şu an gözüme. Daha çok böyle 1960 60 yılı 65 yılı böyle 70'e yakın dönemlerin arabası gibi duruyor. Öf öf öf. Şu benzinciye bir gidelim. Neredeymiş bu benzinci? Hop orası değil lan şurası. Korna nasıl bunun? Korna çalıyor mu? Heh. Normal korna. Acaba bunu almasa mıydık diye düşünüyorum şu anda da neyse. Bayağı ağır araba, bildiğin şey uzay mekiği ya. Bak güzel güzel beğendim. Sert yere oturuyor. Temiz. Joe'nun macerası ne kadar sürüyor onu bile hatırlamıyorum ben. Toplamda 1-2 saatlik bir oynanışı vardır diye düşünüyorum. Bakalım. Ne kadar sürecek hep beraber görelim. Şu önce Vito'yu ispiyonlayan, daha doğrusu bu işi yaptığımız için bizi ispiyonlayan benzinciyi bir bulalım. Ha buradaki benzinci. Ulan bu bizim ilk gittiğimiz benzinci olabilir mi? Sanki ilk benzinci bu. Ablacığım o çantayı bırakmayaydın ya. Gel bakayım buraya şerefsiz seni. Mafya gibi girelim. Need to talk. Aa! Olaya gel. Joe koş. Tanığı yakala kaçmasına izin ver. Joe kendine gel. Kalk lan. Kaç lan koca, kalk koca popolu. Aha. Bin 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 bin. Oğlum ben yürüyecek zannettim. Adam kaçıyor. Oğlum keşke bunu almasaydık. İşte bak ben bundan tırsmıyordum ama böyle bir şey olacağını düşünmemişim. Ayrı bir konu. Arabanın içinden geçeceğiz şimdi ya. Oo adama bak lan. Ya biz bir şey yapmadık aslında. Konuşan Stan miydi? I didn't say nothing to nobody. You gotta believe me. It was Stan. He's the one who brought the stamps. I swear. Sorry, pal. I heard that one. I ain't lying. It was Stan who told the cops, not me. I swear. Please, please. All right, let's pretend I believe you. It's Stan right now. His shift just ended. He's heading straight to the train station, catching the 5 o'clock to Brooklyn. Ain't coming back till he has to testify. You know what's gonna happen if you're lying. Yalnız bir şey daha hatırladım. Bizim verdiğimiz benzincilerin çoğu şeydi, gençti. Yanlış anımsamıyorsam eğer. Böyle bir yaşlı dayıyı hiç hatırlamıyorum. Hani konuşmaları bile gençti. Şimdi biz nereye gideceğiz abi? Ne diyorsun ya? Oğlum yetişemeyiz oraya. Bu arabayla hiç yetişemeyiz. Sanmıyorum ama dur bakalım deneyeceğiz. Oğlum vakit çok hızlı gidiyor. Nasıl olacak bu iş? Hadi Joe, hadi Joe bas gaza. Vito'ya diyordun bas gaza daha hızlı git diye. Şimdi ben de sana diyorum bas gaza.
Şuradan bir U dönüşü. Bir U dönüşü. Çok tatlı. Harika. Arabanın yere oturması çok güzel. O yüzden çok kaymıyor. Hızı da değil ya. Keşke roller'ı alsaydım. Ay sakın. Az kaldı vuruyorduk. Polis abi. Merhaba abi. Ulan bir an şey dedim. 60'ın üzerindeyiz. Niye çaldırmadın? Çalmadın sirenleri. Bir an Vito'ya mı sıkıntınız var diyecektim ama. Bak burada Vito'yla da geçtiğimde hiç bu noktada trafik olmazdı. İlginç. Joe'da trafik oldu burada. Onu da hatırladım şu anda. Ayır lan, ayır lan. Dönmedi be. Dönmedi be. Dönmedi be araç. Araç dönmedi. Arabanın içinden geçtik. Neyse. Sağa kırıyorum. Sağa gitmedi araba ya. Şöyle yapalım da. Hiç bulaşmayalım şimdilik. Gitti mi? Heh. Tamam bas. Aa şeyi. Leo'yu bıraktığımız yer burası değil mi? Doğru. Koş. Geri bakma. Koş. Kapat. Kapıyı kapat. Aptal. Heh. Ha bu bak aynen aynen hatırladım tipinden. Hey Stan, where you going? Shit. Ya gel buraya gel. I just want to talk. Buraya gel. Oğlum. Yalnız ben yazıları orijinal font yaptım ama. Gonna kill this prick. Oğlum Joe bak koşamaz Vito değil. Oğlum valla kalbi durur bak. Gel buraya. Bu adama baksana ya. Benzinci demezsin yemin ediyorum. 400 metre koşucu. Aha kaybolacak şimdi. Hayır Allah'tan kaybolmadı. Orada açıklık var oradan girecek. Vay şerefsiz ya. Vay şerefsiz. Gel buraya lan. Ulan seni bir yakalarsam var ya. Seni bir yakalarsam var ya. Sakat bırakacağım o kesin. Ama izin verirse kafana da sıkacağım yani. Sen bizim dostumuzu nasıl ispiyonlarsın lan? Heh, işte bu. Ulan bir düştü yakalarız dedim ama yakalayamadık. Hadi Joe, hadi Joe. Hadi Joe kaldır poponu. Kaldır poponu. Bak 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 bak. Hareketlere baksana ya. Heh, işte bu be. Heh, heh, işte bu. Güzel. Araba yardım etti. And you ain't gonna come back. Fine. But it ain't gonna make a difference. What the hell's that supposed to mean? Nothing. You got yourself 9 good fingers left. You wanna make it 8? Somebody else. Somebody who knows about a lot more than just the OPA robbery. DA says he's gonna take down everybody. The DA's gunning for you. He's gonna take down your whole operation. Who is this guy? DA kim lan? No idea. The cops. The cops are keeping him safe somewhere. Guess I wasn't important enough for that. You're not. Remember that. Now get your ass up. You got a train to catch. Şuna vursak ya. Oğlum yumruk. Yumruk yumruğa saldır diyor. Biz itiyoruz sadece. Sıksam mı acaba? Neyse. Neyse sıkmayacağım. Şey olur. Şunu koy. Heh. Aa bizim araba buraya gelmiş. Güzel. Arabanın ön taraf. Tabi berbat durumda. Ya sıkacağım aslında kafasına da. Neyse sıkmayayım ya. Görev iptal olur şimdi. Boşver. Hiç gerek yok. Luca'yı ara dedi. Şurada bir... Telefon kulübesi. Gördüm. Hemen Luca'yı bir arayalım. Çık dışarı. Gidelim. Çık dışarı. Önemli işimiz var. Hiç tahmin etmedim böyle bir şey olacağını. Hocam, polis, memur bey. Memur bey. Memur bey gördünüz, yumruk attı. Ya hocam, çık dışarı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Oo. Yalnız hiç Vito gibi değil. Harika. Mükemmel. Yalnız Joe'yu şimdiden sevdim. Oynaması keyifliymiş. Oo. Bak. There's a couple idiots here brawling in the street. Copy that. Ama az önce. Hey you two, stop it right now. Tamam hocam, sıkıntı yok. Settle your problems somewhere else. Tamam, sıkıntı yok. Sağ ol. Ama yani. You need something, pal? Ya dayı, seni de mi iteceğiz şimdi? Dışarı çık. Dışarı çık dayı. Ya. Abi resmen bir loop'a girdik şu an. Döngüye girdik ya. Tamam tamam. Sıkıntı istemiyorsunuz. Okey. Şuradan bir çık abi. Heh. Abi yeter. Resmen loop'a girdik ya. Ara şunu. Geri zekalı kamyon da girdi oraya polisin önüne. Let me talk to Luke. Sure. Hold on. He's right here. It's Barbaro. It done yet? Yeah, but there's somebody else. What do you mean? Grease Monkey said the DA's got somebody else. Somebody who's gonna take us the whole operation. Başka bir adam bu arada. Başa değil. Fucking Mazio. He knew it. Who the hell's that? Mazio? Mazio. They picked him up last month. Guy's a retard, but he could put us all away. Fuck! All right, listen. You're gonna find out where they're keeping him. I don't care how. When you do, make sure you don't talk to nobody ever again. Got it? Yeah, I got it. So did you hear from Vito? Just worry about Mazio. We'll take care of Vito. Dur bakalım lan şu Leo Galante muhabbeti falan filan, bakalım nasıl olacak o işler hakikaten. Oraları gösterecek mi? Polis istasyonunda yakında dedektifleri bul. Hocam bir çık ya. Hocam sen de dikkat et, kıracaksın kalçayı falan. Açılın yoldan. Uzay aracı geliyor. Şimdi nereye gidiyoruz abi biz? Abi şeyde niye gidemiyorum ya? Haritayı niye sağa sola çeviremiyorum? İlla yön tuşlarıyla mı göstermem gerekiyor? Hah ya şu. Aynen. Sağ tık çalışmadı bir an. Şu polis karakoluna gidelim bakalım. Şu dedektifleri bir bulalım. Kimmiş bu adamlar? Neymiş? Neyin nesiymiş? Tanışalım. Polise çalsam ne yapacak? Dur bakayım. Hiçbir şey yapmıyor. Görüyor musun polis? Hocam yanından geçsem ben nasıl olur? 60'tayım bak, sıkıntı yok. Tamam, artık daha görmezsin beni herhalde ya. Hay senin ben. Kıracağın. Yerin. Salak gitti bir de çarptı duvara. Yemin ediyorum arabanın içinden geçtik. Ya çok salakça bir trafik var mafyada. Gerçekten. Cyberpunk bir mafya 2. Hatta mafya daha önce çıktı. Şimdi mafya 1, Cyberpunk 2. Bu kadar salakça trafik olamaz ya. Yani. Burası. Okay. What's the matter with you? Somebody shooting your cornflakes this morning? Yeah, the captain. When he put me on babysitting duty. Take that up with the DA, pal. Star witnesses ain't too easy to come by. Besides, I could think of a lot worse than playing cards with the fellas all night. All I'm saying is, I got better things to do than babysit some wise guy stool pigeon. All right, come on, just spill the beans already. You know what? Maybe you'll get lucky and a truckload of wise guys will show up, shoot the place up good. Oh, bak sen. You really know how to cheer a bak, guy görüyorsunuz, up, değil mi? You know that? Yeah, don't mention it. Ben yolda duruyorum, adam bana, gelip bana çarpıyor. Çok yaklaştı. Tamam, duruyorum, bir şey yaklaşmadı. Radyo kapalı, kendiliğinden kapalı, güzel. Hadi bakalım nereye gideceksiniz siz? Kimin adamısınız, kimin uşağısınız, bir görelim sizi.
müzikler de değişik tabii. Müzikler de farklı bu arada. Hatta çok az bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle biraz sanki oyunun sesi biraz bir tık fazlaymış gibi geldi bir an. Gram bir şey hatırlamıyorum ya. Bu Joe'nun kısmı. Keşke birkaç kere oynasaymışım. Hatırlardım en azından birkaç bir şeydi ya. Düşünüyorum ama. Yok ya, hiç sıfır. Hop. Oha. Oo, adamlarımızın acelesi var. İçerideki köstebek işte bunlar ya. Yani. Hop, yavaş. Buraya girmiş miydik lan? Hiç bu tünele girmedik. Vito'yla hatırlamıyorum. Baya baraj. Oo. Barajdan geçtik lan. Dur bakayım, neredeyiz? Evet. Aynen, biz hiç bu taraflara gitmedik. Bak şu yoldan şuralara falan geldiğimizi hatırlıyorum. Ama biz bu tarafa gitmedik. Nereye gidecekler acaba? Dur bakalım. Sakin, sakin. Ulan dibine girdiğimizde çok yaklaştın diyordu. Şimdi bayağı uzaktayız. Çok yaklaştın diyor. Ulan polisin de burada denk gelmesi. Oğlum hiç buralara gel. Gör. Hocam yapma. 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 Yapma ya. Şu an görevdeyim bak. Görev iptal olur senin yüzünden. Tamam gel. İnin arabadan. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Oğlum arabayı kaçırdık lan. İnşallah sıkıntı olmaz. Oha. Oğlum nereye girdi bunlar? Dur bakayım. Ha, zaten gitti onlar gideceği yere. Biz kaçırdık tabii. Hedefe ulaştılar. Neymiş lan burası? Nereymiş? They locked the fucking gate. Kötü oldu bu iş. Şurada bir yol var gibi duruyor. Aynen. Dur bakayım. Öncelikli olarak şöyle bir sola da bakalım. Neymiş abi burası? Ne yazıyor? Özel mülk. Uzak durun. Giriş yok. Tamam. Şuradan gideceğiz. Zaten yol burası belli. Batmayalım. Bak çatırdıyor. Abi neler yapıyoruz ya. Joe. Aslanım düşeceksin, yavaş. Oo, son anda. Son anda ayrıldı gitti. Oğlum ne yapıyoruz? Ne yapıyor lan bunlar burada? Aa, bu sağdaki şerefsiz hatırladım. Bizi, Vito'yu alan adam bu. Bingo. Şimdi tanığı bul ve öldür. Dikkat et, ateş etmek tanığın dikkatini çeker. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer yanlış saymadıysam 6 tane adam var. Şimdi o bir tanesi. Tamam, o gidiyor oraya zaten. Ama şöyle yapacağız arkadaşlar. Cesedi sürükleyebiliyor muyuz?
Hadi be, cesedi sürükle yok mu? Vito'daki gibi. Kötü oldu. Demek ki kimse kimseyi görmeyecek bir daha. Şimdi şurada ileride bir kişi var. O bizim adam zaten o. Eğer yanlış görmüyorsam, aynen bizim şişko o. Bir tane de bir ileride var. Şurada bir yerde var. Tam göremiyorum. İçeride de 4-5 tane adam var. Şimdi bu buradayken biz oradan geçemeyiz. Bizi muhakkak görür. Bunun ilerlemesi gerekiyor. Ya yukarıya ya da diğer tarafa, sol tarafına. Tam sigarayı attı. Tamam, muhtemelen yukarı gidecek o. Oğlum manyak bu. İnşallah görmez bizi. Allah Allah, gitti. Bir tanesi tepemizde mi? Ben mi yanlış anlıyorum acaba şu an? Ha, biri onun sol tarafında. Okey. Oo, bu burada sandviç mi? Ye sandviç. Nereye sandviç koymuşlar ya? Oo, oğlum bu ne kadar adam var burada? Tanığı bul ve öldür. Şimdi şu bu solundaki tam olarak nerede ve ne kısma doğru gidiyor onu çözemedim. Şurada şu üst tarafta bir yerde olması lazım. Şimdi bu tarafa doğru bakıyor şu anda. Çok mu bekledik şu anda? Yetişebilir miyiz acaba? Dur bakayım, dönecek mi tekrardan ya? Biraz daha bekleyeceğim, eğer kıpırdamazsa çıkacağım onu alacağım. Çok görüntü çok açık noktada ya. İnşallah. Heh, tamam, o güzel. Çok güzel abi, çok güzel. O yukarıdaymış, tamam. Üst taraftaymış. Şimdi şu arkadaşı biz nasıl alırız? Emin değilim. Şu soldan mı gidiyor? Aynen, soldan gidiyor. Bizi görmüyor. Muhtemelen şimdi görecek o adamı. Dur bakayım. Hayır. Bu çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Dur bakayım şimdi. Tamam, o orada bekliyor. Bu bizi buradan görür. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi dur. Hareket ettiğinde biz de aşağı doğru, biz de onun arkasından hareket edeceğiz. Başka türlü imkansız, yakalayamayız onu. Hadi oğlum. Yap hareketini. Heh. Oraya her gittiğinde adam sigara yakıyor. Nasıl bir bağımlıysa. Devam et. Devam et, çok güzel. Ay sakın lan. Oğlum yani oyunun yaptığına bakar mısın ya? Resmen sanki biliyor bizim ne yapacağımızı da. Bu kadar olur. Güzel. Çok temiz. Joe, şu silahları alalım abi. Şunu alsana. Alamıyor musun? Neyse, tamam. Hallettik. Neyimiz var abi? Bu var. Tamam, çok temiziz. Okey. Kapat, silahları koy. Tanık ürkmesin. Tanığın ürkmesini istemeyiz. Çünkü kafasına sıkacağız. Hayır, sakın. Nereden görüyorlar lan? Kim görüyor oğlum beni? Abi bir dakika, şu karşıdan biri görüyor. Şuradan biri görüyor beni. Şimdi burada bir arkadaş var. Bunlar iki kişi.
Şimdi bizim buradan geçme şansımız yoktur diye düşünüyorum. Tabii. Abi nasıl yapacağız bu işi? Şimdi bu adamların öncelikli olarak ayrılması gerekiyor diyeceğim ama pek ayrılacak gibi durmuyorlar. Biz muhtemelen buradan gitmeyeceğiz abi. Çünkü buradan gidemeyiz. Bu ikisi orada durduğu sürece oraya geçemeyiz. Ama başka şansımız da olmayabilir. Gözüken o ki, evet, başka şansımız da yok. Şuradan biri bizi görüyor. Oğlum nasıl geçeceğiz lan? Onlar hareket ediyor mu? Dur bakayım. Biraz bekleyeceğiz o zaman. Hareket etmiyorlar hiç. Silahsız bunları nasıl alacağız biz? Sağ tarafta gidiş yok. Gördüğüm kadarıyla. Buradan da bir gidişimiz yok. Şunların üstüne çıkabiliyor muyuz acaba? Emin değilim. Aa, çıkıyoruz lan. Görür mü lan bunlar bizi? İlk baş şey yapmadım, space yapmadım oraya gittiğimde ama tahmin etmedim hiç çıkacaklarını. Bak ya oğlum, biz buraya geldiğimizde niye çıkıyorsunuz? Bunların altyazısı çevrilmemiş. Evet. Konuşmalar çevrilmemiş daha doğrusu, altyazısı değil. Check'le bakayım. Oo, dışarı gidiyor bu. Bu burada bekliyor. Muhtemelen görür mü bu? Aşağı gidecek mi acaba? Dur bakalım. Ha tamam. Dış kapıdan bakıyor. Okey. Dışarı hareket etmiyor. Biz o sırada yola devam. Abi içerisi çok dolu ya. Tanığı bul ve öldür. Oğlum bunlardan biri patlamasın. Ağın içine falan düşmeyelim resmen. Örümceğin yemeği olmayalım. Buradan işimiz bitiyor, aşağı ineceğiz. O işte o noktayı geçemeyecektik mecbur. Buranın triggerlanması gerekiyordu. Yavaş, 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 yavaş. Çok yavaş. Hey, that reminds me. You got that 20 bucks you owe me? Nah, I ain't got it on. You wait till payday. That's funny. That's what you said last time. Yeah, well, I had a few last week, but you was on vacation. I was on vacation, so you spent my money again. Remind me to try that one on the Shylock. Sakın. It's not like I meant to. I was out with this girl. Daha üstten gidebileceğimiz bir yer yok. Maalesef. Gözüken o yönde. A lousy bitch stole it from me. Hadi lan, hareket et şu adam dönmeden. Nice one. Some cop you are. Hey, she, well, you know, she distracted me. And how'd she do that, policeman of the year? Bu oraya giderse biz nereden gideceğiz? Şu ikisinin hareket etmesi gerekiyor. Dur bakayım, nereye gidiyor? Oo, çok sıkıntı. Şimdi karşı tarafa sol, şu kısma gitsek, bu zaten tam o noktada duruyor. Nasıl yapacağız lan bu işi? So next thing I know, she drops my pants right there. Just pulls them right off and tosses them away. I'm freezing my ass off, but you know. Yeah, I get the picture. So then what? Döneyim deme. Döneyim deme sakın. The ladies' room, and to just wait right there for her. And she runs back inside. And how long did you wait for? Till some old lady come by. Tamam, geçtik, güzel. Tamam, okay. Bunu yapmamız gerekiyormuş. Tamamdır. Oh, temiz. Temiz, gayet temiz iş gördük. Şimdi biraz hızlanabiliriz ufaktan. Şimdi burası da dolu tabi doğal olarak. Sigara içmeyin. Oo, arkadaş bakıyor. Tanık nerede abi? Grand Canyon burns.
Şu camdan bakan bize az kalsın görüyordu. Şimdi bu abinin nereye gideceğini bir görelim. Aa, bu sıkıntı oldu bak şu anda. Buradan oraya yardırsak yetişemeyiz. İmkansız. Hele şu geçerken şunlar görürler bizi muhtemelen. Bu abi tekrardan geri dönse, içeri girse, biz o sıra bu yandan yandan devam etsek olaya. Dur bakalım ya. Şu an geç kaldık. Biraz daha ilerler diye düşündüm ben, şöyle sağ taraf, şu arka tarafa doğru gider diye düşündüm ama gitmedi. Muhtemeldir ki geri dönecek zaten. Oğlum bayağı sıkıntılıymış lan. Vito'da öyle değildi. Pataküte giriyorduk biz, ne var ne yok. Çok fazla gizlilik yaptığımı düşünmüyorum. Resmen Hitman oynamışız Joe'yla. Şuradaki abimiz hala dışarıyı gözetliyor. Şurada ikisi sohbet ediyor. Oğlum beklediğimden uzun sürdü. Şimdiye kadar giderdik lan. Tam ben hareket ederim şimdi gider. Döner arkasını. Bak geliyor mu? Dur bakayım. Kafa hareketi yaptı ama. Emin olamadım şu anda. Bak kargalar da burada. Hiç hayra alamet değil. Bu dönmeyecek gibi herhalde arkadaşlar. Pek dönecek gibi durmuyor. Gidiyorum ben. İnşallah dönmez arkasını aniden. Neye uğradığını şaşırdı. Göremiyorum şu anda tam olarak nereye gittiğini ama muhtemelen içine girdi. Evet. Tanığımız burada. Şöyle... 1, 2 ve 3. Aynen. İzleyelim. Oo, tabii tanık tek başına durur. Oğlum tanığa sıksaydın lan. Hay ben böyle işim. Oo, adam uçtu lan. Tabii bizim araç da yok. Hadi bizim araç burada. Ama neyse onunla uğraşmayacağım şu anda. Muhtemelen kaybederiz çünkü tanık kaçmadan öldür diyor. Biz arabayı değiştirene kadar. Abi nasıl ya? Oğlum Joe tanığa sıksana önce ya. Heh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu arabayla gitmem. Onu kapatsak mı? Radyoyu kapatabilir miyiz? Radyoyu kapatalım abi. Radyonun sesi kapalı. Lütfen müziği de kapatalım. Radyo kapalıydı, ne güzel ya. Bu arabayla gidilmez. Vallahi gidilmez. Bir geri dönüyormuşuz, sıkıyorlarmış kafamıza. Oğlum bizim araba sakın kaybolmuş olmasın ya. Hah. Kırılır mı diye düşündüm ama. E şimdi burada kimse kalmadı mı? Aa giremiyorum içeriye. Avlaya gel ya. Aslında girebilmem gerekiyordu. Gireyim bakayım ne var ne yok içeride. Ne olur yani. Şimdi ne yapacağız abi biz? Bara gideceğiz. Bar da çok uzakta be. Neyse. En azından düzgün bir arabayla gidiyoruz. İyi orada devam etmedi hani yola. Bize vurup kaçmaya çalışmadı. En azından durdu orada. Bize sıktık kafasına inip. Aa kayboldu mu lan? Aynen. Kaybolmuş abi. Böyle bir şey olabilir. Bu neyle burası? Merak ettim şurayı. Dur bakayım. Joe'da dergi falan buluyor muyduk? Onu da hatırlamıyorum ama. Bura neymiş lan? Şöyle bir looplayalım şurayı bir. Evet burada öyle bir şey yok anlaşılan. Şurada bir kapı vardı. Girebiliyor muyuz? Yok. Girilecek tarzda bir kapı değil zaten.
İlginç. O kadar soğuk var ki, maşallah ya, donmuş. Su donmuş yani. Evet, hele şükür ana yol. Vallahi ana yol, billahi ana yol. Güzel. Hadi gidelim Freddy'nin barına. Daha tabii o dönemler şeyle, Luca'ylayız. Carlo Falcon falan muhabbeti yok yani. Şurası Falcon öldürdüğümüz yer mi lan? Ne kadar benziyor onun kafası şu. Şu gözüken kafa. Ora mıydı acaba? Yok lan, ora değildi herhalde ya. Ha şurasıydı bak sanki gördüğümüz yer. Yok orası değil, orası farklı bir yer herhalde. Abi her yerde de polis olur mu ya? Her yerde polis var. Oha. Allah Allah, bak ilginç. Burada araçlar falan. Daha önce hiç görmemiştim mesela. Ufak bir detay. Polis abi kaçla gidiyorsun abi? 40'la geçiyorum seni. 20 mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. 20 ile gidiyor herhalde ya. 40'la geçebildiysek. Muhtemelen 20. Ya hoş. Hızlı da gitsen, peşime taksa da sıkıntı yoktu da. Oğlum ne oldu? Lan? Lan sanki görünmeyen bir duvar vardı. Resmen üstü komple aldı o görünmeyen duvar. Aa, olaya gel. Dur bakayım. Bak şu an yok. Abi resmen üst taraf son durak gibi böyle. Sanki böyle arabanın şeyi kadar, şu yandan boyu kadar, uzunluğu kadar bir açık alan. Üst tarafta komple bir duvar varmış gibi resmen patladık ya. Arabanın haline bak. Arabanın içinden geçtik. Wow. Ne oluyor dedim. Bir şeye mi çarptın dedim. Yok. Mafya 2. Evet. Artık gidelim. Oo şey. Benzin ışığı da yanıyor. Arabanın benzini de bitti. Neyse bizi götürür herhalde ya. Geldik. Tabi bu sırada Vito içeride. Hocam çok pardon ya. Vallahi bilerek yapmadım. Ölmediniz değil mi? Bakayım. Ha tamam. Ölmediyseniz sıkıntı yok. Araban zaten. A gitti, A kaldı. Yürü. Luca. You just worry about that leg of yours. All right, I'll see you. Well? It's done. All right, good job. So, what's happening with Vito? We got him the best lawyer in town. He'll be out in no time. Bugün yarın çıkar. 6 yıl yattık. 6 yıl. And of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. Shit! Ah. Bak Joe'yu görmemiştik biz burada. Fuck. What the hell? Ha, Vito'nun üstünü giymiş lan. First of all, lower your fucking voice. Second, we'll talk about it tomorrow. Not now. Go home and cool off. Then come back in the morning. You understand? Yeah, whatever. 6 yıl, 6 yıl lan. Dumb son of a bitch. Ulan şu Luca'yı öldüremeyecektim. Luca'yı da biz hallediyoruz. Hoş Bowles hallediyor. Biz de halletmiyoruz. Joe, listen to me. Henry, you hear what happened to Vito? That little cocksucker said he was going to take care of everything. And then Joe, he goes, shut your mouth and listen to me. Look, I'm sorry about Vito. There was nothing I can do. But you gotta listen. You just made Luca's hit list. What's that supposed to mean? Ne demek lan? They're gonna kill you. That's how it happens, Joe. You must have pissed them off good. You probably got about 5 minutes before the guys show up.
Yeah, let him come. Tell who I care. Oh, what are you going to do, tough guy? Kill him? And then what do you think's going to happen tomorrow? Look, you got two choices. You can either skip town or you can stay and die. And hey, Joe, what you did for me at the distillery, we're even now. Şehri mi terk ettik lan? Arkadaşlar şu an bende de bir ses yok bu arada. Hey! Look at this guy. Jeez, you ain't changed a bit. What the hell are you wearing though? What? You mean my disguise? Yeah, it's about as subtle as a kick in the nuts. All right, all right. So how's my place? Like I told you on the phone. It's just like you left it. Ah, balls lan bu. And how about that job we talked about? Luka'nın içine bakan abimiz. Don't worry, I got more than enough work for both of us these days. You want a lift? Nah, thanks. Think I'll grab my own. Muhtemeldir ki orada sesin olmamasının sebebi What Witness görevin, şey başarımını bu arada kazandık. Orada sesin olmamasının sebebi ben müziği komple kapattığım için. Görevler için haritanı kontrol et. Her harf farklı bir görevi temsil eder. Görevleri tamamladıkça hikaye devam eder. Oo, $1,000 geldi. Bu neymiş abi? Modern yaşama hoş geldin demiş. Sen güneyde gününü gün ederken daha güneye gitmişiz. Dairene ve diğer işlere ben ilgilendim. Senin için istasyonun dışında bir araba bıraktım. Bu sayede dışarıda ne olup bittiğine bakabilirsin. Ama fazla ortada görünme. 5 yılda yerlerine yaptıklarının unutulması için yeterli bir süre değil. Gezintini tamamladıktan sonra işine geri dönersin. Eminim etrafta senin için çok ilginç işleri olanlar vardır. Arabaya bin ve yürü. Hop ne oldu? Heh. Şimdi buradan çıkamıyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Araç nerede? Nerede bizim araç? Ha, görevi kabul edersek muhtemelen araç çıkacak. Yavaş lan. Vay Joe'ya bak. Büyük bırakmış. Son sahnede de Vito'nun ceketini giymesi de ayrı bir olaydı. Gerçekten şeydi, ufak da bir detay olsa güzeldi. Leo Galante'yi buraya bırakmıştık aynen. Leo gelmişti burada bekliyordu böyle mal mal. Arkadaşlar yaklaşık 47 dakika olmuş. Hatta 48 dakika olacak birazdan. Bence bugünlük bu kadar yeter. Yani bu bölüm bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yani gereken ilk kısmı bitirdik. Bundan sonrasında şeyde şurayı bırak. Bak şu olay çok iğrenç. Niye tutamıyorum abi şu anda? Evet, yine her yer açık. Öncelikli olarak eğitim görevimiz var. Burası tanık, buz tutmuş analar. Aa. Gidebiliyor muyuz acaba buraya? Bunu bir deneriz. Gidiliyor mu? Ne yapacağız orada? İç sigara yakacağız ulan. Hey gidi 5 yıl önce geldik burada tanığın kafasına sıktık falan. Ama yine de 5, Vito 6 yıl yedi. Muhabbeti mi olacak acaba? Joe'nun dairesi, harca başka bir şey yok. Ve görevler kendi kendine başlayacak. $1,500'lık bir paramız var. Burada kalalım. Joe ile. John'un maceralarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta şöyle arkamıza bir şeyin dönmediği bir alanda ve saatimizle beraber. Saat kaçmış bu arada? 10'u 10 geçiyor sabah. Hayırdır beyler? Ha, öyle bir ağır ağır girdiniz valla. Sıkarım kafanıza. Evet arkadaşlar Mafia 2 John'un maceralarına kaldığımız yerden tekrardan devam ediyor olacağız bir sonraki bölümde. Buraya kadar izlediğiniz için izlediyseniz eğer teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız benim için çok çok makbulü olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum ve hoşça kalın.